Arkadaşın hikayesi, mini ve yönetmeni, hepsinden de önemlisi, yanındaki seyircisi. Bizimki aşk hikayesi, sahnesiyle perdesi, ekiplerin en iyisi, hiç bitmeyen enerjisi. Tam o. Arkadaşım, müdür. Arkadaşım, söyle. Büyüdü, talk show oldu, talk show oldu. Huzuru sahnede buldu. Talk show oldu, talk show oldu. Seyircisine kavuştu. Büyüdü, talk show oldu. Seyircisine kavuştu. Büyüdü. Talk show oldu. Talk show oldu. Huzuru sahnede buldu. Talk show oldu. Talk show oldu. Seyircisine kavuştu. Abim var. Hoş geldiniz. Teşekkür ediyoruz. Evet, İstanbul trafiğine rağmen kalkıp geldiğiniz için. Ablanın hafızası dolduğunda başlayacağız telefonu. Aç arkayı. Sen arkadaşım. Ha, seyirci karşı açmıyordum. Evet. Konuşmuştuk bunu. Evet. Pardon. Ver ışığı. Ha. Evet. Hazır hissediyoruz. Evet. Bu akşam zor geçecek. Dekoru alkışlayan seyirci var. Artık ağzımızla kuş tutacağız. Evet arkadaşım. Evet, bugün güzel başlasın istiyorum. Enerjik hissediyorum. Çünkü bu gösteriden, bu geceden hepimiz kendi adımıza bir şeyler kazanalım. Sizler için yaptığımız Sevgililer Günü'ne özel kırbaçlı bardaklar arkadaşım 25 lira. Ya. Aman be. Arkadaşım, sen bir şey sorayım sana. He. Kendini talk showcu gibi hissediyor musun? Hissetmiyorum, istemiyorum da zaten. Arkadaşım, kanal zorluyor bak, beni. Bazı şeyi istemeden yaparsın, sonra alışırsın. Ya Allah Allah, osuruk mu bu istemeden yaptığın şey? Öyle bir şey değil mi? Sanat yani. Ya istersin ya bu ya işte. Arkadaşım, görücü usulü evlilik gibi. Görücü usulü evlilik yaparsın ama karını çok seversin. Onun gibi. Ya çok çünkü abileri vurur yoksa. Şimdi oradaki matematiği gençlere anlatalım da gidip saçma. Hayır, öyle bir şey yok. Bak sen bunu yapmak zorundasın, tamam mı? Değil, o yüzden şey. Sev. Yani böyle bir şey. Şimdi Gauguin'e gidip... Gauguin'i bilmez ki. Gauguin nerede? Picasso. Duydum. Erotik filmi var, duydum. Picasso, hadi uzatma, şimdi, anlat. Evet. Sen şimdi diyebilir misin o ressama, illa böyle çizeceğim. Ha, efendim ben böyle yapayım. Hayır, böyle çizeceğim. Yapamaz ki adam. Yani zorla Picasso ile kendini aynı kefeye mi koydun Allah'ım? İkimiz de keliz. Çağır Minik'i. Minik. Huzurlarınıza Minik. Burada, gel burada. Ne yapıyorsun? Hoş geldin. Lütfen. Lütfen. Yapma be, gel ya. Yapma. Gel be. Şişt, gel lan. Aman piyanoya ya. Geçeceksin. Piyanoya geçeceksin. Şimdi ver müziği, çağır konuğunu arkadan, al getir. Çağırayım mı, alayım mı, getireyim ya mi? Ya çok önemli bir konuk getiriyorum de arkadan al getir. Memleket için önemli birini getireceksin ya. Vallahi mi? Evet, bu memlekette yetişmiş önemli birisini getireceksin. Süper. Sonra bir yere kaptırmayalım da hep gidiyorlar çünkü. Arkadaşım git arkadan getir. Ciddi mi öyle bir şey? Ver konuk gelir müziği. Hoş geldin. Alkışlayın.
arkadaşlar. Ne kadar... Çok hoş geldin gerçekten. Vallahi seyirci haftalardır bekliyor. Ben tanımıyorum arkadaşım. Arkadaşım. Evet. Lütfen. Arkadaşım. Hemen şimdi, oturuyor ya. YouTuber olsaydı hepiniz tanırdınız. Ama önemli birisi. Ben de söylemeyeceğim bakalım. Sen bulacaksın kim olduğunu. Ve çok önemli birisi. Çok iyi tanıyormuşsun ve çok seviyormuşsun gibi yaklaş. Evet 3-2-1 başla. Yani film nereden olamaz? Hep, bütün DVD'ler var bende. Arkadaşım. Kamera arkası mı acaba? Onlardan da çok merak ettiğim isimler var çünkü. Jimmy Jeep operatörü falan var. Git şuraya programı başlat. Şu koltuğa oturup talk show başlatır mısın? Evet, hoş geldin gerçekten. Çok mutlu oldum. Ve hakikaten seni uzun zamandır bekliyordum. Adın ne? Hamza. Hamza Dursun. Uzun zamandır beklediğim kişinin adını bilmiyorum şu an. Hoş geldin Hamza. Hoş bulduk. Nasıl manitalar falan? Arkadaşım. Genç adam, ne soracağım? Memleketin halini mi sorayım? Ben şimdi onun dünyası başka yani. Tamam, 30 saniye veriyorum sana. 30 saniye içinde Hamza'nın kim olduğunu çöz ve olayı başlat. Ne çözeceğim? Evet. Hamza işte. Çözdüm zaten. Biliyorum Hamza'yı. Nereden biliyorsun? Hamza işte. Tamam, nereden biliyorsun? Buradan girdi demin, aldım getirdim. Kendisi söyledi. Başla. Neye başla lan? Başla, programa başla. Ha. Sırıtarak başla. Hakikaten seni aramızda görmek bizi çok mutlu etti Hamza. Şimdi, demek ki... İnanılmaz bir tempo ha. Hangi sektör olursa olsun gel. Benim ilgi alanımsa zaten... Sporda tempo önemli tabii. İşte spor gözüyle bakarsak zaten bütün sıkıntı ortadan kalkıyor. Spora çünkü dönersek biraz daha benim için... Spora dönme. Sen bildiğin yolda git yani. Yok, benim bilmediğim yollar o taraflar. Öyle mi? Onun için biz spora tam yerine dönerdik. Geldin Hamza. Arkadaşım gel buraya. Şimdi... Gel buraya. Evet, en sevdiğim DVD'yi sana hediye edeceğim. Bahşivan Soldu. Bu son filmi. Bunu seyret. Divix'tir. Arkadaşım, adam spor diyor. Demek ki ne? Demek ki spor seviyor. Yani spor... Hayır. Halka üzerinde yapıyor. De mini takım forması olduğuna göre ne? Spor, milli sporcuyuz. Milli sporcu. Milli sporcusun. Yani yük evet. Büyük yani. Millet adına evet. Yarışıyorsun. Millet adına yarışıyoruz. Yurt dışına çıkıyor musun? Evet. Manitalar var mı? Ben en sonunda konuyu oraya getireceğim. Sen ona bakma. Yani o kaç... Spor yaptığınız zaman gerçekten manitaya ayıracağınız zaman olmuyor. Hamza beni yeme ya. Şimdi diyeceksiniz bu kadar sporla uğraşıyorsunuz, bu kadar yurt dışına çıkıyorsunuz, yarışmalara gidiyorsunuz. Manita gerçekten işin içine girdiği zaman... Spor bu sefer geride kalıyor. Onun için biraz uzarız o tür işlere. Ulan çok iyi kıvırdın Hamza. Gerçekten milli. Sporcu olduğunu bilemem ama milli. Hangi ülkeye gidiyor? İtalya. İtalya mı? Toskana tarafı mı? Yok. Siena? Pizza? Yok. Siena? Val di Fiemme. Efendim? Val di Fiemme. Hiç görmedim. Arkadaşım bir gel ya. Çocuk, Hamza özür dilerim. Bizimki biraz değişik biliyorsun. Bunu, kafası böyle bunun. Sen oğlum, arkadaşım çocuk da talk show yapsana. Şimdi sporcu olduğunu öğrendim. Spor. Mini sporcu olduğunu öğrendim. Mini ilk yarışmadan gir. İlk yarışmadan gireceğim şimdi ben. Kaçıncı sıradaydı ilk yarışman? İlk yarışmayı 8. sırada bitirdim. Olur mu oğlum, ilk yarışman ilk sırada işte. İlk sırada bitmedi tabii benim için. Yavrum ilk yarışma ilk sıra. İlk yarışman senin ilk sırada. İkinci yarışman ikinci sırada senin için. Evet, doğru. Ama... Lütfen. Hayat matematiktir Hamza. Yani bunu çözmediğin zaman olmaz. Şimdi bu şeye benzer. Hani ikinci geçtiği zaman kaçıncı olursun? İkinci. Bravo. Kestik. Dağılabiliriz. Kestik. Bir dakika öne gelsene. Bir dakika öne. Hamzacığım pardon kusura bakma. Bir dakika öne gelsene. Ters koy çizilmesin Hamza. Delik çizildi mi? Sayın gerizekalı. Sana diyorum, smokinli olan. Arkadaşım, adam olimpiyatlara gidiyor biraz sonra. Hadi lan. Evet. Biraz sonra. Evet. Ve burada vakit geçiriyor. Evet. Ve önemli. Bir sor bakalım, nasıl olmuş da, ne yapıyormuş da olimpiyatlara gidiyormuş? Niye buraya getirdik, diğer olimpiyata giden oyuncuları getirmedik? Çünkü bir özelliği var. Git konuş. Nasıl bir özellik lan o? Türkiye'de ilk. Türkiye'de ilk. Prizci Nuri.
değil. Yok. Kayakçı Hamza. O da olur. Yok hiç olmadı. Şimdi hakikaten sen olimpiyatlara mı gidiyorsun? Kayak branşında olimpiyatlara katılacak sporculardan bir tanesiyim. Siz tanıyor musunuz Hamza'yı? Evet. Vallahi. Bir şey normalde sayın hocamla beraber... Yok yok o ben... Gönlümden oğlum o. Bir dakika ya. Onda ekstralar da var. Şimdi biz gerçekten normalde hocamla bu tarz şeyler yapmıyoruz. Fakat Hamza kardeşim çoğunuzun bildiği gibi milli bir sporcumuz. Olimpiyatlarda kayak dalında Türkiye'yi temsil edecek. Nerelisin Hamza? Ağrı. Ağrılısın. Ağrı merkez. Hamza'nın çok enteresan bir hikayesi var. Başlarında çok güleriz falan dediniz ama güleceğiz o ayrı ama şimdi bunu paylaşmam lazım. Hamza bazen bir dönem önce sıkıntıları yaşıyor spor seçiminde. Fakat annesi değil mi? Evet, annem ve babam. Melek kadın, annesi ve babası. Öyle bir destek oluyorlar ki ona olamayacak denilen yerden pırlanta evet. çıkıyor. Ve şimdi olimpiyatlarda bizi temsil edeceksin. Evet. Eğer olimpiyatlarda yüksek derece elde edersen Hollanda, Amsterdam'da iki gece benden almadığım maaşımla arkadaşım. Red light efendim. Arkadaşım ya. Şimdi bak böyle... Onu da mı biliyorsun be? Tam bir dünya vatandaşı. Gezmediği yer kalmamış. Müze sorsan bilmez. Akraban mı? Kim o? Bilmiyorum. İnşallah akrabandır. Kalabalık olmak istiyorum ben. Arkadaşım, bu kafa biraz çoğalsın. Şimdi sor adama. De ki nasıl... Ya şimdi gençlere örnek olmak lazım. Gençlere tamam mı? Örnek evet. ol. Lütfen DVD'yi ters taksın. Arkadaşım. Lazeri bozuyor hocam çünkü. Mesela sen nasıl başladın? İmkanların neydi de şimdi ne oldu hocam, falan ben, tarzı. Hocam ben kendi isteğimle başladım. Sen değil. Ha, özür diliyorum. Bayağı olimpiyata gitmişim gibi değil mi? Evet. Şimdi... hakikaten ne hissediyorsun Hamza? Yani ben şaka diye sormuyorum evet, bunu. Evet. Bütün bir milleti temsil etmek ağır bir şey mi? Gerçekten çok güzel bir duygu. Ben çiftçi bir ailenin çocuğuyum. Köydeki imkanlarla... Tek çocuk musun? Yok. Altı, var mı? Altı kardeşiz. Ha. Altı iyi. Çiftçi çünkü. Evet, çift olunca beş kardeş olsa olmaz. Tek bir aile derdik o zaman. Evet, evet. Köydeki imkanlarla spora başladım annemin ve babamın yönlendirmesiyle. Tabii ki o köyden çıkarak olimpiyatlara ver katılmak... Ver şunu ver, kafan dağıldı. Ya yok, kalsın bunu veriyorum. İşte sporcu! Ben sporcunun çeviç! Beni de alıştırdın. Aslanım, tabii doğru yoldasın, hiç şaşma. Senin için de ayırdım bir tane, özel. Sen de gel. Evlilik Fimaş. Sen de gel. Köyden çıkarak... Köyde destek için... oldu mu sana peki? Tabii köydeki, vallahi tabii köydeki akrabalar olsun, arkadaşlar olsun... Gerçekten çok büyük destek oldular. Köydeki o çalışmaların verdiği güçle... O köydeki tarımda, tarlada olsun, hayvanların önünde olsun... O çalışmanın verdiği peki, güçle... Peki bir şey soracağım. Kar olmadığı zaman da antrenman yapabiliyor musun? Tabii ki biz tekerlekli kayaklarla asfalt üzerinde vallahi yapıyoruz. Mı? Tabii ki bizde her türlü imkan mevcut şu anda. Kaykay gibi bir şey değil ama değil mi? Yok, başka gibi değil. Bizim kayak malzemeleri biraz uzun. Patenlere benziyor. Her iki tarafında iki tekerlek var. Kış kayağına benzer teknikte antrenmanları yapmaktayız. Bu tabii bizim için çok büyük bir avantaj. Ama sizin orada bir tek sen varsın. Ağrı'da şimdilik ben varım olimpiyatlara. Kaç kişi olimpiyata gidecek? Üç kişi. İki onlar... erkek, bir bayan. Vallahi mi? Evet. Ay, bayan da var. Buradan onlara da selamlar. Diğer branşlarda ise yaklaşık 5 sporcu daha katılacak. Onun dışında diğer branşlarda gelen arkadaşlarımız da var. Yaklaşık 7 kişilik bir kafileyle olimpiyatlarda ülkemizi temsil edeceğiz Allah'ın izniyle. İnşallah. Çok az bir süre kaldı. Ben Hamza'ya teşekkür ediyorum. Evet arkadaşım. Hamza'ya... Bunu verelim artık. Ya bunu lütfen. Gel buraya gel. Gel. Biz... Aslanım benim. Arkadaşım. Sadece Hamza'ya değil, Hamza'nın annesine de teşekkür et. Hamza'nın annesine, babasına, onu destekleyen herkese, burada alkışlayan herkese, aslan gibi bir evladımız olimpiyatlara gidecek inşallah. Çok da başarılı olacağına inanıyorum. Sen yılmayan bir çocuksun. Çok teşekkür ederiz. Ne olursa olsun, DVD'nin kopyası içeride var. Seni çok seviyoruz. Seninle iletişimimizi koparmayacağız. Sağ olun. Çok çünkü o DVD'yi yollayacağım bir şekilde yani. Asla eminim. Kolay gelsin. Seni destekleyen herkese. Görüşürüz. İşte Türkiye. Arkadaşım, yarın federasyondan yazı gelecek. Yani oyuncular, sporcularla görüştürmeyecekler seni. Tamam adam sen, konsantre olur işte. Tamam da niye yapıyorsun bunu çocuğa? Ya ben şunu federasyona şunu anlatmaya çalışıyorum. Beni rakiplerle görüştürün, kafa dağıtayım, bizimkiler alır.
Bu DVD'lerden dörder tane kopyaladım. Senin gibi salaktan böyle bir zeka... Gideceğim kampa. Üç ayrı televizyon. Evet. Arkadaşım. Allah Allah ya. Bana taktı. Sanki ben yapamıyorum ya. Sarp ne oluyor? Hayatım. Hoş geldiniz. Yapamıyorsun. Yorma insanları. Ben geldim. Hoş geldiniz. Yapacağım. Tamam. Nükhet Hanım, hoş geldiniz. Ben çıkayım o zaman? Ay hoş bulduk arkadaşım. Hiç beklemiyorduk. Arkadaşım. Benim. Tanımadın mı? Ben tanıdım. Şu an çok heyecanlıyım yani. Hakikaten ne yapacağım? Böyle bir sürpriz oldu benim için. Burnunu suyu. Nereden tanıdın? Burnum. Hay ben Nükhet Hanım'ı çok seven bir insanım da geleceğini bilmiyordum. Çok heyecanlandım şu an. Evet ben de bilmiyordum aniden. Çok teşekkür ederim. Çocuklar dediler ki abla kurtar. Gel o zaman. Otur karşıma. Otur. Tabii tamam, ki. Ne yapıyorsun sen? Çıksana. Ah canım ne kadar yeni dekor. Ben buyurun. Buraya oturayım. Tabii. Sen ne duruyorsun orada gerizekalı? Ben... Sana diyorum. Sana demiyorum. Gerizekalıya diyorum. Hayır. Perişan haldeyiz. Üstümüzü alıyoruz hepimiz yani. Evet. Tamam çıktı o. Haklı olarak. Nükhet Hanım buraya oturduğuna göre ben kapalı otobakta bekliyorum o zaman. Arkadaşım. Sen Nükhet Hanım orada ama program senin programın havasını bozma. Bozmuyorum ben. Buraları hep ben babamındı buralar. Toprak olarak bunları... Bunları da abimden keserek yaptık işte. Bana bak üstüme gelme. Benim dalağım düşük. Estağfurullah. Çok gülerim. Var mı iç hastalıkları uzman kanalı? Ay. Göz doktoru olmuş. Otur şuraya. Boş zamanlarında ne yaparsın? Doldurmaya çalışıyorum yani boş zamanlarında. Şiir okur musun? Okurum. Kitap okur musun? Okuyorum. Doğayla ilgilenir Hayır, misin? Hayır, zerre ilgilenmiyorum. Çünkü çok vakit alıyor. Her yer doğa olduğu için hangi biriyle ilgileneyim yani ben? Çok haklısın. Yönetmenle tanıştığım için hayvanlar alemine de yakınım. Tabii. Beslemiyorum ama tabii. Uzaktan ilgileniyorum yani. Arkadaşım! Benim. Bak, görüyor musun kadını? İşte, oturttu seni, talk show yapıyor şu anda. İşte ama şimdi tabii yılların tecrübesi işte. Benim yanımda böyle birisi olsaydı ben öğrenirdim. Ben varım senin yanında. İşte sıkıntı o. Arkadaşım, şahane sordu. Mesela tabii. Şiir, şiirin üstüne gider misiniz? Evet. Parçalarım lan bu şiiri ben. Hayır. Öyle fazla değil, özür diliyorum. Şiir dedi ya mesela. Şiir oradan dedi. Duygusal girebilirsin. Ezbere bildiğin bir şiir var mı? Romantik. Nasıl var. Kız tavlıyorsun sen? Estağfurullah. Ben bununla sürekli vakit geçirdiğim için öyle bir vaktim olmuyor. Ama var tabii. Şiir seviyorum. İnternet üzerinden daha çok okuyorum. Çok güzel. Okuyorsun. Var yani ezberimde de var. Aklımda da. Evet seviyorum o tarz. Oku hadi bir tane. Mesela şey var. Toprağa bakarsın gülümser sana. Yanına yatarsın seni içine alır. Koklamaya korkarsın. Seni içine alır diye bir yazdığınız şarkı var. Bana bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ederim. Arkadaşım otur şuraya, harika yapıyor bak. Hem sana soruyor hem bana soruyor. Talk show'cunun kralı. Evet. Öğren biraz bir şeyler. Evet, hem şu an dikkat kesiliyorum. Söyle ben. Sizden feyiz alıyorum de. Evet, sizden feyiz alıyorum. Ne alıyorsun? Feyiz. Ha iyi. Evet. Nükhet Hanım öğretin biraz daha lütfen, buyurun. Şimdi şekerim. Buyurun. Senin olayın ne? Yani ben aslında ödemeler zamanında yapılsaydı... Arkadaşım! Tamam ben ama şu anda açık yapılıyor. Verme. Şimdi talk show'a ben şu an konuğu oynuyorsam güya... Ben de sorulan soruya samimiyetine cevap vereceğim. Şimdi yoksa... konuğu oynayamıyorsun çünkü ezik duruyorsun. Evet. Havalı dur. Elini arka cebine koy. Ama şimdi... Evet sen ünlü bir showmansın. Estağfurullah. Nükhet Hanım olduğu için ben öyle oturamam. Yani daha... Hani tamam orada oturma. Gel yer değişelim. Hayır ondan mütevellit değil. Yani bu şey olmuyor. Hani... Size karşı şey olmamak için. Masanın yok, kenarına dayak kendini. Ben rahat bir insanım. Çok zarifsiniz. Şimdi... Arka cebine sok elini. 11 yıldır söylüyorum. Smokin'in arka cebi olmaz. Lan varmış gibi yap. Seyirci oturdu. Ya şimdi öleceğim bir gün. Burada bırakacağım böyle. sevilen sanatçı sahnede talkını verdi diye. Hakikaten yazacaklar yani. Suzan bir önceden mesaj at sana. Ama onların balım... söylemesi lazım ama sana. Ama onu söylemez ki. O benim iyiliğim hem de Suzan öp şunu da sussun. Teşekkür ediyorum. Tamam. Arkadaşım. Acele etme. Ya perşembe de bu. Beni kim öpecek? Hoş geldiniz. Ben öpeceğim. Ben nasıl bir yerdeyim şu an hiç tamam, anlamış değilim. Arkadaşım. Yani. Arkadaşım kadın beni kim öpecek diyor. Mal gibi duruyorsun orada. Ama Suzan daha demin emdirdiği için beni ben şu an şoktayım yani. Ben olan biteni duymuyorum ki. Ben böyle bir fırsatı kaçırır mıyım yoksa? Ben hep ketenpereye geliyorum burada. Bak tekrar bir fırsat geçebilir eline. Nükhet Hanım buyurun. Ay. Şu an heyecanlandım. Ay bilakis ben... Yani ben alışkın değilim. Neye biliyor musun? Hayır bilmiyorum.
böyle göz göze bakar, tam gözümün içine. Oraya bak, tam oraya bakıyorum. Tam oraya bak. Tamam, görüyor musun? Görüyorum. Şimdi nereye baktığımı göz seçmeye, görüyor musun? Görüyorum ve çok korkuyorum şu an. Ya göz seçmeye çalıştım. İkisi de birbirinden güzel olduğu için hangisine bakayım derken ikisinde de karar kıldım şu an. İkisinde karar kıldın ama kıldım. İkisi ortaya bakıyor. Olsun. Ya zaten bir orta yolunu bulmamız gerekiyordu. Haklısın, şu an bence onu hallettik gibi. İşte heyecanlıyım ben. Evet. Uzun zamandan sonra ben bir şen dolum biliyorsun. Böyle göz göze bakarken bir erkek yaratıkla tuhaf oluyor. Ne oluyor? Ben de şu an tedirginim. Ne oluyor? Bir... Tedirgin olduğun her halinden belli oluyor. Bırak kendini orada. Ben biraz bıraktım galiba zaten. Çünkü hafif tedirgin oldum yani. Vücudu bırak, vücudu. İşte o, işte talk dediğim o. Yani hayatta talk veren ilk insan benim. Arkadaşım, bir kadın senden hoşlandığını belli ederse ezik durmayacaksın, hava atacaksın. Ani bir hareketle... Şimdi daha önce hiç belli etmedikleri için ben alışık değilim duruma yani şu an. Tamam, ben sana söyleyeyim o zaman. Ağız biraz yana doğru kayık, kulağa doğru. Ağız kulağa doğru. Hayır değil ya. Ağzını kulağına doğru al. Hayır. Sen ağzını kulağına... Evet. Ha. Ağız kulağa doğru. Evet. Sol el, sol cepte, sağ el arka cepte. Arka cep yok ulan. Arka cep yok. Ayaktasın. 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 Bacaklar çarpık. Niye? İlla bir yamuklu mu? Yani niye düz olamıyorum? Hayır, hayır. İnsan dururken böyle ön ayağını, arka ayağını önüne atar ya. Evet, at öyle. Bunlar da bildiğimiz gibi. Ve öyle gel, yavaş yavaş yanaş. Bir şey söyleyeceğim. Şununla konuşmuyorum ben müzisyen. O geri zekalıya söyle, çalsın. Minik biraz... Ay evet, ben bir şarkı söyleyeyim mi? Yani ben... en azından bir nefes alırsın. Ama Nüket Hanım, buna söyletmiş olayım ben size şarkıyı. Yan yan git Nüket Hanım'a, yanına yaklaş sessizce. Yanına eğil, kulağına. Bir şarkı söyler misiniz benim için de? Evet, 3-2-1 buyurun. Eğer... Sizin için zor olmayacaksa benim için bir şarkı söyler misiniz? Yap artistliğini. Yap artistliğini bak. Çok özür diliyorum. Çok özür. O değil o. Evet, o bendeydi. O benimdi. Çok özür diliyorum. Söyledikten sonra artistlik bir dönüşte döneceksin. Çok da iyi gidiyordu ama evet, şu an... Bir evet, daha. Evet, gel. O. Çok özür diliyorum. Ben tamamen... Nüket Hanım, siz onunla hiç alakadar değilsiniz bu sırada. 3-2-1 evet, buyurun. Evet. Meşgulüm ben. Nüket Hanım. Eğer sizin için de bir sakıncası yoksa... Eğil. Böyle biraz eğilir misin? Kardeşim sen eğil. Ben Nüket Hanım'a söylüyorum. Ama şimdi tam duygunun içine narasyon girer mi yani? Bilmem, Allah Allah ya. Ben tam gidiyorum. Ben lafı o zaman şöyle söyleyeyim bak. Kalçam 20 santim inip inip kalkacak konuşurken. Hayır, bunu hayatta söyleyemem. Niye? Kalçanla söylemeyeceksin. Ha, tamam ben, ha. Sen söyleyeceksin. Ama o sırada kalça inip inip kalkıyor. Ha. Tamam evet. Heyecan. 3-2-1 müzisyen. Ver artistlik geliyor müziği. Naif. Daha yavaş, daha yavaş. Evet, gel. Sen illa onlara sürttüreceksin, illa ya. Buna çok para verdi elde, vurmadan etmiyor. Her hafta bir... Merhabalar Nüket Hanım. Merhaba. Sizin için de eğer bir sakıncası yoksa... İki yanağı da insin kalksın. Bu, söylemek istediklerimi şu DVD'de bulmamız... Arkadaş! Ama artık yani bunun zarif bir hali kalmadı ki. Bir şey söyleyeceğim. Çok özür diliyorum. Pantolonun arka cebi yok. Cebinde DVD taşıyorsun gerizekalı. Evet. Ne var onun içinde? Evet. İnternette her şey var. Niye DVD taşıyorsun? Ama bazen duraksıyor işte. DVD her zaman. Hazır. Pislik. Evet. 3-2-1. Müzisyen azıcık piyanoyu kız. Gel. Al piyanoyu gel. Atla, gel. Bak. Nüket Hanım, merhabalar. Sizin için bir sakıncası yoksa benim için bir şarkı söyler misiniz? Ama yalnızca benim için. Ay. Ay. Nüket Hanım, ona yazmış olduğunuz bir şarkı olabilir. Ah. Bana yazdı. Ve benim haberim yok. Evet, şimdi yazmış olabilir. Ha, şimdi yazdı, o kadar. Şimdi, şu an bak. Şu an. Gölgesinde mevsimler boyu yazıştığımız, hep dudağımızı büzerek selfiler çektiğimiz, kimi özgün kimi arak resimler koyduğumuz, Insta'daki fotomu şimdi bekliyor musun?
görür görmez anında beni. Beni like'lıyor musun? Görür görmez anında beni. Beni like'lıyor musun? Yazdığımız... Klibini çek, klibini çek. Mesajlar. Çektiğimiz videolar. Silinmemiş. Duruyor. WhatsApp historisinde. Ben mavi tiki beklerdim. Çıktım triplerde. Yazdığımı gördün, gördüm. Şimdi okuyor musun? Fake profil açıp açıp beni stalkluyor musun? Şu an yazdım, sana yazdım. Onu. Arkadaşım, şarkıya cevap ver. Al mikrofonu eline. Şarkıya cevap mı vereyim? Evet, sana söyledi. Cevap ver şarkıya. Evet. Mavi ne tıkı diyor? Görünce beni stalkluyor musun dedim. Ne yapıyorsun? Benim biraz şarkıda vurmalar var. Arkadaşım, şarkıya cevap ver. Bu şarkıya cevap veremem. Kürdili Cezker mi bu? Hicaz. Hicaz mı bu? Hicaz. Evet, arkadaşım şarkıya cevap versene. Nükhet Hanım'ın şu an söylediğin üstüne bir şey olmaz. Ondan mütevellit girmeyeceksin o toplara hiç. Ah canım. Hazır mısın? Var mı sorun? Söyleyeyim. He? Sorun var mı? Hayır, yok. Yok mu? Gideyim Sarp, mi? Soru yazmıştın, getir onları. Ne sorusu be? Sarp'a soru yazdırdım senin için. Onları sor en azından. Benim için. Evet, sen sor diye. Diyorsun ya her hafta kart boş, kart boş diye. Sarp şu an herhalde manitasıyla yazışıyor yani, yok. Neredesin oğlum sen? Çoksun. Sarp yetiş. Evet, getir ver. Al arkadaşım. Gerçek mi sorular? Evet, sor. En sevdiğiniz renk. Burcumu da soracaksın mı? Altıncı soru. Bir şey söyleyeceğim. Gerizekalı Sarp. En sevdiğin renk mi yazdın soruya? Bunları sen mi yazdın lan? Hayır. Havai mavi. Sana söz vermiştim ama... Al. Düzeltirsen arkadaşım, seyredersin. Arkadaşım çaktırma. Ne yazmışsa yazmış. Sor. Evet. En sevdiğiniz renk, en sevdiğiniz şehir... Ben nasıl? Arkadaşım onu normal bir soru gibi sor. Çok önemli bir soru geliyor diye. Başla, üçüncü soruyu sor. Evet. Evet. Sarı saçlı kıvırcık. Oğlum nasıl sorular bunlar? Gerçekten... Arkadaşım çaktırma. Çok önemli bir soruymuş gibi sor onları. Evet. Gerçekten sahnede yıllardır izliyoruz ve ben gözümden kaçmış olabilir diye söylüyorum. Fakat özellikle sevdiğiniz, sizin şarkılarınızla ve sizin sahnedeki duruşunuzla bütünleşen bir renk var mı? Havai mavi. Ben de zaten öyle havayı sordum yani. Peki, diyelim ki büyük ihtimalle genelde hani kendi besteniz olsun mu istersiniz, kendi sözünüz mü, yoksa sadece gönlünüze hitap eden şarkıları seçer, onları yorumlar mısınız? Ortaya karışık severim. Ki soru bu değil, düşünün, daha soruya gelmedim. Sizi bir söz yazmak için etkileyen, gerçekten gönülden yaralayan veya mutlu eden bir şehir var mı? Evet. O kadar. Evet, tamam. Evet, bence ben zaten adres soru var vermeyeceğim. Mıydı? Çok güzel, çok güzel. Altıncı soruyu sor. Altıncı sorudan sonraki soru kaçıncı soru? Arkadaşım. Normal kağıtta altıncı soru ne? Bir kilo soğan fazla gelirse kalsın, tavuğu buzluktan çıkar. Yani gerçekten benim akrabam olmasa, olsa... Yedinciyi sor o zaman. Aşkım kapıdayım. Soru değil bu. Arkadaşım. Ya bu yazışırken herhalde bunları not almış oraya. Kıza bunları arkadaşım, söyleyeyim. Sen oradan bir şey bul. Mesela aşkım kapıdayımı başka bir şekilde sor. Evet. Hakikaten bu mesleği seçmeseydiniz ne olmak isterdiniz? O mesleği seçmiş olsaydınız yine aklınız bunda olur muydu? Çok güzel bir noktaya parmak bastın. Evet. Vallahi nereye bastın görmedim ama. Zaten cevap da vermeyeceksiniz herhalde. En sevdiğim konuk tarzı. Hiç cevap vermiyor.
Şimdi ayağa kalk, etrafında dön. Çok acayip bir şey soruyorum. Hayır hayır, onun etrafında dön. Şimdi geçerken bir omuz başından ömür omuz başına kadar dokun ve de ki size çok acayip bir soru soracağım. Konuk olarak davet etmişiz, böyle omzumdan böyle yürüyorum. Samimi ol. Telefonla vurur bana. Vurmaz. Göreceğiz, aksi çıkarsa bana vurulacak tabii. Arkadaşım vurursa vurur, ne yapalım? Yaptırırım ben seni, evet. Tamam, onun sonunda ne oluyor? Soruyu soruyorsun, soruyu çok soruyorum. Acayip soruyu soruyorsun. Müzik, ver gerilimi. Ben öyleymiş gibi yapıyorum, lütfen çok şiddetim. Bu programa gelirken sorulabilecek sorular arasında sizi en tedirgin eden, aklınıza düşen soru tarzı ve soru neydi acaba? İşlediğim cinayetin ortaya çıkmasından çok korkuyorum. Ben arabadayım. Arkadaşım! Gel buraya, nereye gidiyorsun? Korktu çocuk. Nikhet Hanım, çocuğu çok korkuttunuz. Şaka yapmayın, bu salağın teki gerçek sanıyor. Ama yani çok soğukkanlılıkla söyledi. Arkadaşım, cinayet şimdi masanın zaten. Masanın üstüne yat önüne. Allah Allah, yok mikrofona otur. Daha ne ya, nereye kadar? Arkadaşım, senden malzeme almaya çalışıyorum program ben için. Ben sonra vereyim çıkışta. 30 mu 40 dakika oldu, hiç malzemen yok. Şimdi masanın üstüne yat önüne ve de ki benim için bir şarkı söyleseydiniz. Ya söyledi de emin, söyledi. O başka. Bana... Gel hadi tozunu alayım, gel. Dozumu attırırsınız bile ben. Evet, soruyu sorarken aynı anda masaya yatıyorsun. Ver romantiği. Deminki şarkı bana biraz hazırlıklı geldi. Gerçekten, gerçekten bana olan duygu ve düşüncelerinizi bütün dünyayla paylaşabileceğimiz bir beste, bir şarkı acaba var mı? Bana ithaf edebileceğiniz. Ay benim bir telefonum vardı pervaneli. Bir aşamada onu da istiyorum. Çocuk terledi Suzan gelmeden. O benim korku terleri onlar. Onlar çok... Evet Nikhet Hanım, varsa bir şarkı efsanelerden bir şey söyleyin de. Efsanelerden de. Aa, bileceğin. Ben gene sana vurgunum. Ben gene sana vurgunum. Ben gene sana vurgunum. Hey, lay, 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 lay. Her günüm yalnız gitmekten yorgunum. Zannetme sana dargınım. Ben gene sana vurgunum. Ben gene sana vurgunum. Ben gene sana vurgunum. Hey. Başkalarına gülsem de senden uzak kalsam da sevmediğini bilsem de ben gene sana vurgunum. Ben gene sana vurgunum. Ben gene sana vurgunum. La, la, lay, 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 la, la, lay, lay.
Teşekkür ediyorum. Ha, şeyim takıldı, o takıldı. Takıldı, o düştü. Ben onu, Allah... Sana doğru gelirken evet. Oldu. Evet. Niye şeyim, çünkü... ürküyorsun tatlım ben, benden? Kadınlara dokunamıyorum. Arkadaşım. Derken ikincisi geldi. Ay yaşa, yaşa. Arkadaşım. Ama bu bana değil, ona lazım. Hah, gel. Arkadaşım. Ne? Bu şarkıyı hatırladın mı? Hatırlamam, ben bu şarkıyı çok severim. Hayır, nerede kullanıldığını hatırladın mı? Nerede? Bunu söylediğimde o portakalda vitamin bile değildi. Kim? Ben onu hatırlıyorum da nerede? Arkadaşım gel buraya. Gel şuraya. Arkadaşım. Bir yerden... Yani tam yerini... Sapıklık yapma. Seninle ilgili konuşmadım. Yok biliyorum. Esra çok zarifsiniz ama ben çarpılıyorum. Ceryanda kalınca şey oluyor. Ay peki o zaman. Oh. Peki o arkadaşım, zaman. Düket Duru. Evet. Dedim ki bir şarkı söyler misiniz arkadaşıma? Ben sana vurgunum şarkısını evet, söyledim. Ben şu an gerçekten bahtiyarım. Suzan başka gelmese... erkek olsa ne yapardı? Suzan gelmeseydi olaylar çok farklı olabilirdi. Yani açılabilirdim ben de ama yine Suzan girdi. Arnavut güzeli yine girdi ve dağıttı her şeyi. Arkadaşım ilk kez bir hanımefendinin ve böyle büyük bir sanatçının senden hoşlandığını gördüm. Evet yani en azından insan olarak sevdiğini hissettim. Şu an gerçekten... Ne yapman lazım? Sorsana de ki evli misiniz, ayrı mısınız falan öyle şeyler. Evli misiniz, evli misiniz? Nasıl sorayım bu? Arkadaşım evli mi değil mi? Ona göre sana şey yapacağım, aranızı yapacağım, evet. Senin gücün ona yeter mi ya? Arkadaşım elimden geleni yapacağım, belki de deneyeceğim. Şimdi, Allah Allah. Hakikaten bunu biz bize konuştuğumuz için soruyorum Nüket Hanım. Seyirciler yokmuş gibi, milyonlar bizi seyretmiyormuş gibi. Gönlünüzde biri var mı? Aa! Genel olarak arkadaşız sadece diyorum. Ama özel olarak? Söylemiyorum. Öyle mi? Evet. Tamam. O zaman ben yarışmayı terk ediyorum. Ne oldu? Kibar bir şekilde yani reddetti beni. Hayır yani ucu açık dedim. Ay Tolga, İtalyan telefonu gibisin vallahi ya. Ondan düşmüyor nasıl oluyor? Jeton, düşmüyor. Sarsıyorum, sarsıyorum. Ucu açık dedim. Ha ben hani evet anladım. Ben gereken çabayı gösterirsem neden olmasın? Yürü. İlk kez arkandayım. Evet, yürü. Kenara doğru. Hayır, hayır. Söyle, kendini aç. Yani böyle bir... Hayır. Kendini Nüket Hanım'a aç. Nasıl bir insan? Ben iyi yönlerinden bahset. İyi yani gerçekten yani bana iyi bir, seni rahatsız ettiyse çıkalım ya. Yani bir kere de bana bir kısmet gelsin. Hepsi sana değil herhalde. La minörden fa majöre kadar öyle bir kısıtlı hayatın var yani. Şimdi eğer... Bir şey söyleyeceğim. Lütfen en sevdiğim şey. Smoking kiralık mı? Hayır tamamen bana göre yapılmış bir şey. Aa güzel iyi. Sevindim. E tamam. Kendini anlat. Kendi yönlerini anlat. Evet. Normalde çamaşır giymiyorum. Arkadaşım. Pardon. Sondan başladım. İlk de ben bir tek onu ayarlayamıyorum. Çok özür diliyorum. Ama ben içi dışı bir insan olduğum için... bir de sahnede çok vakit geçirdiğim için... genelde Suzan alıyor benim çamaşırları. Giymek amaçlı. Şimdi ben gerçekten... evinin kadını olacağı kadar aslında kendi mesleğinde de çılgınlar gibi limitlerini aşabilecek ama ikisini bir kasede yoğurabilecek bir kadının peşinden ölüme bile giderim aslında şahsen. Burada biraz karmaşık konuşmuş olabilirim ama özünde evet. Yani hem doktor kendi... reçetesi gibi oldu. Evet, evet. Yani. Arkadaşım fırsatı kaçırıyorsun. Çabuk acele et. Açılıyorum şu an, açıldıkça açılıyorum ama yani. Daha açık konuş. Eğer yani çok az bir ihtimal ama böyle gönlünüze göre bir... Efendim, gönlünüzün terazisine uygun bir adam arasanız... ben o terazide sizin yüreğinizin ağırlığına denk gelir miyim? Altından mı kalırım, üstünde mi kalırım? Ay niye böyle tehlikeli sorular soruyorsun? İşi çetrefilleştiriyorsun. Aynen ya, salak düzgün sorsana. Ulan şu yazdığım cümleyi bir filmde kullansınlar iki ay sonra. Telifini senden alırım. Uzun uzun film çeken abiler var ya hani... onlar evet. Mutlaka kullanır bunu. Bak tamam sen, olsun, sen kısadan git. Sen diyeceksin ki... ablacığım çıkalım mı? Ablacığım çıkalım mı? Ablı gençliğe şahane bir örnek olan cümleyle haftaya bir gazetenin kapağındayız. Siz genç kızsınız yapmayın lütfen. Evet. Ha öyle mi? Evet siz genç kızsınız. Çok kibar bir insansın. Estağfurullah bunun yanında. Evet arkadaşım buyurun. Bende gönlünüz var mı? Bu kadar da öküz olma. Allah Allah. Arkadaşım evet şimdi sor. Dur sen kurban havaya olsun. Giremiyorsun. Müzisyen ver. Ya ne yapıyorsun müzisyen sen orada? Ne yapıyor? Benim içtiğim çayı döktü, su koydu, içiyor işte öyle ya. Evet, ver romantizmi. Gerçekten sizi gördüğüm an zaten sahnede şok oldum. Arkasından benim için söylediğiniz şarkılarla bir erkeği hani duvardan duvara ahtapot gibi vurup yumuşatmak vardır ya. Tam o kıvamdayım şu an. Benim de uzmanlık alanım. Evet. Ayakta... ayakta konuş, ağzın yamulur konuşurken. Benim. Evet. Gerçekten eğer sizin için de uygunsa
Kalbimizin birbirine yolladığı bu mesajları yazılı bir metin haline dökmek isterim. Eğer beni stoklamak isterseniz. Ay. Ay. Bir şey oldu. Ne oldu? Bilmiyorum ama doğru yoldayım şu an. Yüklenirsem evleniriz diye korkuyorum. Yeşilçam'a doğru gidiyoruz. Nereye doğru? Yeşilçam'a. Aa, yanlış görüyor. Ne diyor? Peşanım, bir yere gittiğimizi zannediyor şu an. Arkadaşım. Böyle bir etkin var kadınlar üstünde. Yollarını şaşırıyorlar beni görünce. Arkadaşım, tam süper noktadasın. Süper. O kadar etkilendi ki ben görüyorum gözünde. Evet, fakat... İyi misin? İyiyim, iyiyim. İyiyim de şunu plastikten yaparsanız. Eğer dediğim gibi sizin için de mümkünse, sizin bir maneniz yoksa sizi tanımak, sizinle vakit geçirmek isterim. Çay mı içeceğiz? Ellerinle karmaşık hareketler yap. Tolga. Benim. Şu an elektrik alıyorum senden. Burada kaçak var diyorum hep işte. Bu demir ya bunun i̇şte altı. Bir titreme geldi. Voltajdan mı? Neden? Topraksız mı acaba? Senden alıyor elektriği. Ha, benden alıyor. Evet, evet. O şekilde yürüyorum. O zaman mümkünse sizi... Lahmacuncuya mı gidiyor? O tarz. Onun romantizmi o tarz çünkü. Süper fikir. Süper mi? Evet. Allah seni cezanı vermesin. Arkadaşım şahane fikir. Nasıl şahane fikir? Ya sen beni dinle. Lahmacunu anlat ona önce. Sonra da yiyelim mi de. Evet. 3, 2, 1. Lahmacunu anlatayım. Romantik bir şekilde lahmacunu anlat. Müzisyen ver romantizmi. Elleri unutma. Hani insanın... Aşk... elindeki yüreği gibidir. Ve birisinin onu yumuşatmasını bekler ya. İşte lahmacunun hamuru da öyle bir şey. Vurdun mu ezilir. Aşkı böyle emekle, yırtmadan, deşmeden açarsın. Ta ki istediğin yumuşaklığa ve seni saracak o aşk battaniyesi olana kadar. Ondan kıyma. Sonra karşılıklı konuşmalarınızdan, birbirinizi tanımlarınızdan kaynaklanan o güzelim, o böyle proteinleri, o kıymaları serpersin. Birazcık. Soğan sevmem. Evet. Bazı kavgalar vardır soğan gibi gözyaşı öktüren. Onları ince ince, ince jülyen kıyarsın. Onu da serpersin. Bakarsın ki bir renklenme var. O zaman dersin ben buraya domates ekeyim. Domatesi koyarsın. İyice kabuğunu ayırırsın. İçini açarsın. Çekirdekleri çıkarırsın. Maydanoz. Çekirdek. Efendim? Maydanoz. Geliyorum sabırsız. Maydanoz en son konur. Hatta bir tur girer, çıkar bir daha konur. Çünkü maydanoz yanarsa kötü olur. Evet. Aşkı 2 dakikada anlattırdı bana, bitti her şey ya. Bütün herkes formülünü öğrendi şu arkadaşım an. Ya, senin bir şeyi beceremediğin gibi aşkı da becerme ihtimalin yok. Yok. Niye? Öyle benim sen kaderimde. Niye böyle bir tipsin ya? Öyle yalnızlık var kaderimde. Ama yok, ben iyimserim. Vallahi mi? Vallahi. O zaman yani tamam. Bir gayret daha. Evet. Sık dişini. Sonra işte böyle rulo yapıyorsun. Bırak hiçbir şey anlatma sen. Bazı ya. Bazı kadın öyledir, romantizmi sever ama çok uzarsa sıkılır. Bir an önce bak... Rulo'ya geldin. Hayır, beceremedin. Beceremedim. Allah soru sorabildin mi? Bak, kadın geldi oturdu çat 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 sana soruları ama sordu. Ama şimdi onu da görünce insan bir heyecanlanıyor. Nükhet Hanım'ı görünce öyle aklına soru gelmiyor. Yani Nükhet ben Hanım'ı... aslında bana benzemiyordum bugün ama sen yok, beni birden tanıdın. Ben gösterdiğim yani içimde olan sevgi patlamalarından dolayı biraz tedirgin oldum. Nükhet Hanım'ı o zaman getir sahnenin önüne. Alkışlat. O zaman mı? Duru. Ha, telefon. Ben alayım mı onu? Gel, gel, gel. Ben gel. Gel, gel. Ne? Ay, takamadım. Hepinize en derin sevgilerimi sunuyorum. Türkiye'nin en değişik şovmeni, en değişik güldürü programı. Ben de eğlenmeye geldim bu akşam. Talk Show şimdi artık adı Tolga Çevik. Buradan. Sağ olun. Oradan bir yerden. Ne oldu? Kadın benden hoşlanıyor. Şimdi öyle de olmuyor. Yani biraz bunlara böyle bir karşılıklı şey ister. Aşk biraz emek ister. Yani ne ister? Hemen, ben seni deli gibi seviyorum. Ben ona karşılık verirsem haksızlık yani. Kime haksızlık? Bilmiyorum, atıyordum ama çok Allah'ın sessizlik oldu. Allah'ın beyinsizi. İndir o kaşını. Normal haline dön. Salak. Sana diyorum. Sana diyorum, kel olan.
İkinci yarıda adam gibi şeyler giy üstüne gel. Tamam mı? Tamam. Bildiğin şeyi yapalım bari. Ah tamam. Ne? Çocukları çıkar. Ha. Ha tamam. Bir dakika sonra geliyorum. Bildiğim gibi yapıyorum. Oradan değil, kapıdan çıkıyor. Arkadaşım gel. Ne oldu, niye mutsuzsun? Çok kadife ceket giydirdi bana. Ya ne olacak? Sahne için, her şey sanat için. Tamam. Artistlik yapıyorsun. Elini kapıya dayamış kızlarla konuşuyordun dün. Allah sanat için yapıyorum falan diye. Artist. Tamam. Hazır evet, hissediyorum. Hazırsın. Nesin sen? Sherlock. Efendim? Sherlock. Ya Sherlock, böyle bir Sherlock olur mu ya? İnsan... Nasıl olur? Yani erotik kitapta bile bu yanlış bilgiye ulaşılmaz yani. Böyle değil kıyafet o. Bu başka bir şey. Öyle kim? Bir şey mi? Polis falan mıyım? Tarihteki. İşte dedektif ol istiyorum dedektif, ben. Çünkü dedektif tamam. Gibi duruyorsun. Monsieur Montpery. Kim? Ha işte söyleyemediğim biri. Monsieur? Montpery. Kötü bir şey diye Montpery. Ya ben sana nasıl hitap edeceğim şimdi? Evet. Canım benim, arkadaşım, sayın. O tarz. Tamam arkadaşım, evet. Monsieur, al sahneye. Monsieur Montpery. Al sahneye üç kişi, peri. Heh. Monsieur Peri. Gel abi gel. İkinci hep yırtar. İlk de problem oluyor. Gel abi. Başka bilmem. O tarafta mı gel? Gelsinler. Ha, gel abi. Gelsin. Herkes gelsin. Siz de gel. Sen de gel abi. Gel. Siz burada durun. Biz hepimiz o tarafa geçelim. Oğlum kaç kişi oldu ya? Evet arkadaşım. Sen nesin? Dedektifsin. Sarp gel buna yardımcı ol çabuk. Of Sarp adını bilmiyor ya. Ama hemen giyin hemen. Sarp. Aynı giydiriyorlar ya. Dibinden ayrılmıyorsun. Eğer senin ceketinin onun ceketine değmediği bir an görürsem ağzını burnunu kırarım. Ya tam benim istediğim tarz filmlerden. Arkadaşım bak çocuğun salaklığını kullanıp lütfen. Evet. Sinemada her şey mi var? Hazır. Tamam. Şimdi siz cinayet mahalline gidiyorsunuz. Nedir o? İstek yapmışlar. Gözleri... Arkadaşım. Ne diyeyim? Şey evet çıkıyor. Cinayet mahalline gidiyorsun. Onlar orada çalışanlar ölü de şey olsun. Minik olsun. Olay büyük. Evet. Minik ölüsün. Öl. Ayakta ölü gör. Tamam yavaşla. Evet ben şeyim dedektifim ve bakıyoruz. Evet, ah, ölmüş, ölmüş. Konu kapanmıştır. Hayır daha öyle ol. Arkadaşım siz oturuyorsunuz masada. Sarp ne dedim sana? Ne saçma bir mekan burası ya. Evet. Evet. Değsene lan şuna. Nerede Rüket Hanım? Vay, kafa orada evet, kal. Oturuyorsunuz. Ölünün etrafına dizilin. Sırayla tepki verin. Meri senden başla. Ver tepkiyi. Şimdi ölürken talkını saldı ya. Koku ondan. Çok normal. Evet demek ki Müslüman. Talk dediğimize arkadaşım. Göre. Arkadaşım. Ben ne bileyim abi olay nereye gidecek? Sen dükkanda oturuyorsun. Kız adam ölmüş. Bu ne? Öyle yaptım. Ha? Şaşırdım. Oo, şaşırdım. Ne yaptın oğlum? Şaşırdın mı? Bu. Arkadaşım sen dükkanda otursana. Dükkan mı? Evet. Kestane, kestane. Arkadaşım. Dükkan var herifin. Otur dükkanında. Şey Meri sırayla tepki veriyorsunuz ama hızlı bir şekilde. Ver Meri tepkiyi. Aa adam ölmüş. Galiba yeni ölmüş. Bunu temizlemesi uzun sürer. Ne çık ne? Sana bunu kim yaptı? Sana bunu kim yaptı mı? Ölüyle konuşuyor. Ne yapıyorsun? Arkadaşım. Ben içeri kilitliyim kendimi de bunlar bu olayı. Normal değil çünkü. Sen çözeceksin bu olayı. Neyi çözeceğim? Ben dükkanı kilitledim tamam. Hayır çözeceksin bu olayı. Hemen arkada şey ara. Ara gözlüklü mı? Arkadaş. Sen ara hemen Cihat, telefonla. Cihat sen telefonla ara. Bu tarihte telefon mu var? Var görmüyor musun önündeki telefonu? Yok. Sarp. Hı hı. Dokunsana şu adama. Al telefonu eline. Al telefonu. Çaldır seyirci telefonu. Çaldırıyorlar ya. Sarp tut kulağına telefonu. Tut kulağına tut. İşte zamansız ölüm. Önce bu ölmeliydi. Onun kulağına tut telefonu. Onun... Önce söyle ne yaptığını. Evet ölmüş soğuk. Arkadaşım. Sarp önce ne yaptığını söyle. Telefonu kulağına tutuyor. Öyle değil hayır.
arıyorlar diyeceksin. Arıyorlar diyeceğim. Koy lan telefonu yerine. Çaldıktan sonra sırayla yap hepsini. Evet, 3, 2, 1, buyurun. Arıyorlar diyorum. Arkadaşım, telefonun neresi kulağına gelecekse göster çocuğa. Neresinin kulağıma geleceğini bilmiyorum da. Neresinin? Arkadaşım. Söylesene lütfen bak. O yavrum, öyle bir doğmuş. Telefonu şuraya koysana sen. Evet. Şuraya koy telefonu. Boşa gelip koyacaksın. Sarp, anladın mı? Neyi? Allah'ım beni de al ya Rabbim. Çaldır şu telefonu seyirci. Ben en sebepsiz ölen dedektif miyim tarihte? Hemen kaldır, hemen kaldır. Benim silahım yok mu? Ne yapacaksın silahı? Onu vuracağım, ben tek çıkacağım. Hem para da bölünmez. Öğreteceksin, sen onun büyüsün. Ya çal, alo değil, alo, alosu, tamam. Alo kişisi. Alosu, tamam. Evet. Ya, kime baktın? Seyirci, çaldır. Sarp, kaldır. Kime baktın? Ağlan öyle değil. İçeride kilitledik kendimizi. Arkadaşım, şunu bir silkelesene. Hadi sen, tamam ara ver biraz öğlen yemeğini ye. Dedektifim ya, taktikleri biliyorum. Arkadaşım adam yapma. Adam sebze yerken ölmüş. Kendine değil, ona. Telefon ona, tamam? Tamam, tamam. Ama açar açmaz önce ne olduğunu anlat ona, tamam mı? Birisi aradı, adam ölmüş, ölüymüş, tamam? Evet, 3, 2, 1, buyurun. Ya niye kardeşim, açar açmaz onaysa, o niye anlatıyor olayı bana? Ben dinliyorum. Nereden dinliyorsun? Nereden olacak? Buradan işte. Arkadaşım ben ne diyorsam onu yap. Seyirci çaldır, sağ, kaldır. Telefon sana diyorlar ki biri ölmüş. Bir müneccimle çalışmanın dayanılmaz hafifliği. Ben onu montajda atarım. Bunu komple değil mi? Hayır. Ağzını atarım. Montajda bunu daha problem kalksın ortada. Arkadaşım. O zaman sen ne işe yarıyorsun? Ya ben dükkanım var ya benim, kestane. Sok şunun kulağına şunu. Yavaş sen her şeyi... Doğru anlıyor pederen her şeyi. Alo? Alo? Niye bıraktın? Ha sen bırakmayacaksın. Sen tutacaksın ya telefonu. Sen elini kullanmıyorsun. Senin elin kolun ayağın Sarp. Evet. Tamam evet Sarp tut. Alo? Alo? Kapatmışlar bile. Arkadaşım niye kapatsın? Senin elin yok. Senin elin yok. Senin elin yok. Ölmemiş çoluk. Tut şunu çoluk kulağına. Salim. Ünlü biri. Tut şunu kulağına. Alo. 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 Dedektif bey buralar leş dedektif gibi. Dedektif bey mi? Ne saçma bir ünvan bu ya. Cihat açınca panik haldesin. Siz hepiniz paniksiniz. Zıplıyorsunuz yerinizde duramıyorsunuz. Dedektif bey burada adam öldü. Siz niye halay çekiyorsunuz yavrum? Ayıp ama yani en azından maktule... Arkadaşım görmüksün. Ve? Şey görmüyorsun onları. Görmüksün mü? Baktınız mı iyice görmüksün mü? Çünkü görmüksümse biz bakamayız ona. Belediyeden gelmeleri lazım. Arkadaşım. Arkadaşım. Evet. Bak kurban olurum. Ne şu olur. Şu kulak izim kalmasın da. Kurban olurum. Bak şöyle İnşallah. Yapalım. Sarp sen ona söyle. O ana söylesin. Tamam. Evet. Yani sen, o zaman niye kulağıma dipçiriyor bunu? Hayır. Önce sen duy. Sonra onun kulağına tut söyle. Sonra kendi kulağına al. Ya duy, adamı tut. Solucan kaçacak. Biz hala telefon trafiğindeyiz ya. Orada solucan ne gezer? Birazdan gezer. Evet, 3, 2... Cihat sen ne gülüyorsun? Adam ölmüş yanında. Mary bile gelir gelmez böyle geldi. Evet, 3, 2, 1 buyurun. Alo. Alo. Alo, dedektif... çevir de sana da alo desin. Alo. Alo, ver. Dedektif bey, adam öldü dedektif burada. Dedektif sana gelsin. Evet, benim de dedektifim. 6 gün sürdürmezsem eşi. Arkadaşım! Evet. Dur ya, bir solucan kaçta gelecek bakıyoruz şimdi. Ben saat... Mary evet. ile diğer kızımızın adı ne? Kimle görüşüyorum, halaybaşı mı? Bir dur. Selin, Mary ile Selin. Siz çocuğun kazandan aşağı doğru çekiyorsunuz ağlayarak, bağırarak. 3, 2, 1 buyurun. Evet. Sok arkadaşıma telefonu. Kazak kulağına. Diyor yavrum, kazak. Arkadaşım kazak. Kazak. Onda kazak var mı yavrum? Kazak onda var. Evlatlarım, güzel kızlar. Ama geleceğimiz sizlere emanet. Siz zaten kazak erkeği ayırt edemezseniz sıkıntı büyük. Arkadaşımızın üstünde yelekli ve kuşaklı bir frak takımı var. Frak beyinsiz. Beyni sana yok. Diyorum. Efendim? Sana demiyorum, ona diyorum. Dedektif olduğum için yanlış yönlendirebiliyorum. Kızlar, konuşan çocuğun kazağından şimdi ağlayacaksınız. Ölü öldü, şey öldü. Evet, 3, 2, 1, buyurun. Burada adam öldü. Alo dedektif bey, adam öldü burada. Kapat, ölmüş zaten. Arkadaşım ya. Ölmüş artık, yapacak bir şey yok. Ya ölmüş. Uzatma, ne olur. Sarp, sen konuş, ona kulağına şeye fısıldayarak söyle. Evet, al. Kapattım, dedektifsiniz, gizli her şey. Evet.
Kapatacağım. Çaldır seyirci şunu. Öyle çalar mı? Meşgul telefon açık ya. Çaldır seyirci. Kaldır sarp. Alo dedektifle mi görüşüyorum? Adam öldü. Burada adam öldü. Aynısını yap sarp. Adam öldü. Ya ona söyleyeceksin. Bence onlara söyledi mi? Çocuk. Adam öldü dedektif bey. Ben de kızı yapayım. Ben de kızı taklit edeyim. Alo alo alo. Ne yapıyor? En iyi yap. Ya niye? En iyi ekibin kim ölecek? Harekete geçiremiyorum seni. Efendim? Harekete geçir. Sana nasıl yalvarayım? Bir söylesene. Hapiste. Allah'ın gıcık sarısı. Ha. Hayır ben hani ne yapıyoruz onu anlam. Orada bir çılgınlık var. Orada şimdi orayı sakinleştirmeleri ve bir sözcü belirlemeleri lazım. Önce git gidip de sakinleştir. Gidip. Evet. Demedi ki telefon faslını geçemedik ki. Al o zaman sen kaldırıyorsun. Evet 3, 2, 1 çaldır seyirci. Kaldır Sarp. Şey yanlış söyledim. Şey kaldır evet. Alo dedektif bey burada adam öldü. Çabuk gelsinler. Çok korkuyorum. Lütfen çabuk. Sarp şimdi ne dersem harfiyen yap. Telefonu kaldır demir kısmıyla onun kafasına vur. Ama kısmıyınlan. Yani nan İngilizce'de yok. Kısmıyınlan. Böyle bir olay gerçekleşmeyecek. Koyabilirsin. Uluslararası oynuyorum. Gelin masanın yanına bağırarak söyleyin orada. Ne yaptın lan sen? Bu dava çok hoşuma gitti. Ve perde kapanır. Alo, yanımda mısınız? 3, 2, 1, buyurun. Alo, dedektif bey. Telefonu kaldırdı ben. Bırak, sesli mesaj bıraksın. Kapattı gerçekten. Ben tek çalışabilir miyim ya? Arkadaşım. Yani böyle memleketin yarısı ölecek, ben hiçbir şey çözemeyeceğim çünkü. Bu telefonu açana kadar. Arkadaşım, ben torunu de... bile öldü onun şimdi. Bende kan var, bende tansiyon var. Evet. Hadi dağılalım mı ya? Ne olur bak. Herkesin işi gücü var. Bende tansiyon var, yapma. Evet, sırayla yapıyoruz. Seyirci, siz başlatın. 3, 2, 1, başlat seyirci. Alo, dedektif bey. Biz çalışanlarız da öyle burada... Kızlar! ...yetiştenli ölü var. Söyle, beyefendiciğim, söyle ya, beyefendiciğim, korktum. Beni duyuyor musunuz? Efendim? Önce sakin olalım. Efendin askıda. Şimdi önce sakin olalım. Ne olduğunu bana sakin bir şekilde anlatın. Not alın. Bilmiyorum, ben de daha olay yerine yeni geldim. Burada bir ölü var. Tamam, başını sağ olsun canım benim. Arkadaşım! Belediyeye... Bir anda müzisyenler... Bir anda verirsin gerilimi, ayağa kalkarsın. Ne? Ölü mü dedin? 3, 2, 1, ver müziği. Son lafını verir misin uzun kazak? Burada bir ölü var. Cinayet işlenmiş. Cinayet olduğuna emin misiniz? Adam nefes almıyor. Alıyor mu lan sen nefes? Ya evet. Bunun ölüsü bile nefes alıyor. Diyaframa bak, Konya kadar ya. Evet arkadaşım, Sarp'a döndeki Sarp. Ne oldu biliyor musun? Sarp değil, Sarp değil, bunun adı Gustav. Evet. Gustav, yine bir dava var. Ve yeni bir dava var. Bir cinayet olduğundan şüpheleniyorlar. Bizi aradılar, hemen gitmemiz lazım. Kendine iyi bak, görüşürüz. Bay bay. Hadi gidiyorsunuz. Gustav, takıl arkasına. Evet, ağzında anının anının yap. Anın anın. Hepiniz gidin. Ölünün yanına gidin. Evet, kızlar siz dövünerek ağlıyorsunuz. Oğlanlar siz zıplayarak ağlıyorsunuz. Evet, 3, 2, 1. Buyurun, gel. Tamam. Büyük geçmiş olsun. Bence cinayet burada ikinci derecedeki sıkıntımız. Arkadaşların kendileri problemli zaten. Arkadaşım, evet. Bir dakika. Siz zile basıyorsunuz, basıyorsunuz, kapıyı açmıyorlar. Basın oradan zile. Olduğun yerde zile bas. Bas zile. Sarp, o zile basarken sen ne yapacaksın? Onu destekleyeceksin. Evet. O ne yaparsa zile destekliyorsun. Basabilirsin zile. Basabilirsin. Öyle değil. Hep arkasındasın. Hissettir arkasında olduğunu. Ben hissettim. İçime doğdu. Tecrübe. Evet. Hazır. Bas zile. Hepiniz birbirinize atıyorsunuz. Sen aç, sen aç diye. Siz aç. Siz açın. Ben burada bekliyorum. Ya siz aç. Yok siz de. Ne oldu? Sana aç dedik mi? Kırmızılıyla siyahlı. Siz gelin arkadaşımın yanına. Söyledi ki açmıyorlar kapıyı size dedektif bey de. Açmıyorlar size kapıyı dedektif bey. Buradan aslında çok yürürüm biliyorsun ama seni kırmamak için yürümeyeceğim. Yoksa 1,5 saat gider bu yani. Bir daha söyle. Yapma. Bak 1,5 saat şimdi dedim. Arkadaşım bir evet. Dur ya söyle lafını. Açmıyorlar size kapıyı dedektif bey. Benden gitti. Ya sen
neye takılıyorsun? Efendim? Neye takılıyorsun sen? Ya onun canlılığı, olayı içselleştirişi beni etkiledi tabii. Evet, söyle lafını. Evet. Aşmamaları için hiçbir sebebi yok. Ben dedektif Brie. Demin unutmuştum ismimi, şimdi hatırladım ama. Bir daha unutacağım isimler bulmayacağım kendime. Arkadaşım, dedektif onlar kapıyı açmıyorsa ne olmuş olabilir? Artık nasıl osurdularsa içeride. Hayır. Komşulara yayılmasın koku diye. O... Hayır arkadaşım, değil. Sen ne diyeceksin? Çocuklara diyeceksin ki o zaman ben nereden girerim açmıyorlarsa kapıyı? Nereden girerim? Kapı açılmıyorsa nereden girilir? Beklenir, açıldığı zaman girilir. Hayır. Kapı açılmıyorsa bir dedektif nereden girer? Nereden girer lan? Evet, çocuk doğru söylüyor. Camdan girer. Şey, kırmızıyla siyahlı bacaklarından tutun kaldırın camdan girsin ikisi de içeri. Cam nerede lan? Cam orada, o önünde cam var. Oğlum bir dakika, o, konuştuğun gibi kaldırırsan... Camdan! Çocuklara tarif et, seni nasıl sokacaklar içeri? Atacaklar herhalde şu saatten sonra. Artık bir çocuğu, onlar da düşünmedi. Peki, bak, beni yere paralel yapacaksınız, sonra dikleştirip bırakacaksınız. Dur, indir abi, indir, indir. Çünkü galiba atar damara bastın. Kan gitmediği için. Dur, bir toparlayayım, sonra tekrar yapacağız. Nereden sıktınız oğlum? Sarp! Şunun ayaklarını kaldır kaldır, şey yap. Pompa etkisi yaptır, kan gelsin. Yok yok. O kelebek etkisine benzemez. Sarp yap şunu, pompala. Öyle olmaz, tam sırt üstü yatır. Tam yat arkadaşım sırt üstü. Tam yat sırt üstü. Sen bir günde kaç cinayet istiyorsun? Geldi mi, düzeldi mi? Düzeldi, düzeldi. Kan tamam. Geldi. Gel. Geldi. Tamam, bu git şimdi yerine. Ha, bunu da buraya sokuştum. Al şunu ya, ben niye taşıyorum ya? Evet, Sarp, onu destek olduğunu hissettir. Şimdi şöyle tutuyorsunuz. Şu el çok önemli. Benim için. Yatay. Mission impossible biri. Anla diye öyle konuştum. Hazır. Sarp, sen ortadan dengeyi kur. Oğlum! Bir daha havaya kaldırın. Biraz daha havaya. Oğlum! Bir şey diyeceğim, onlar içeride nasıl dışarı çıktılar? Çıkmadı onlar içeride hala. Kimi soruyorsun? Çocuklar. Sana ne lan? Deminden beri gerizekalısın, şimdi mi aklın başına geldi? Arkadaşım iyi misin? Ben iyiyim de, bu çocuklardan bir hafta ümidi kes. Evet, siz sokuyorsunuz çocuklar, kızlar ittiriyor camdan. Sokmayın, girmesin, girmesin, hayır. Evladım, elin orada kalsın. Arkadaşım! Parmak izi bırakma. Çocuklar, can havliyle içeriye sokun, müzisyenin üstüne doğru bırakın. Yavaş, yok, 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 yok. Lan, 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 lan! Ne güzel bir para kazanma yöntemi ya. Yarım saat götün götün yat öyle. Sonra stopaj KDV. Arkadaşım kalk ayağa, kalk. Artistsin sen. Nesin? Dedektifsin. Buraya ne geldi? Böyle bir koku geldi. Hayır, dedektif geldi. Evet, dedektif geldi. Göster dedektifi. Evet, gençler. Bizi aradınız ve bize koşarak geldik. Fakat bunun henüz bir cinayet olup olmadığını bilmiyoruz. Maktulün maşallah var. Arkadaşlar, siz katil olmadığınızı ispat etmek için üzülün arada. Ağlıyorsun, siyahlı, ağla. Arkadaşım, git siyahlıya onu sorgula. Ya bunun konuşmasında sıkıntı yaşadık, ağlamasıyla bak. Sen kaşındın. Bana neden ağladığını uzun uzun anlat. Mutfakta bulaşık yıkıyordum, bir ses duydum. Patırtı. Dur, dur, siyahlı. Yerde düşmüş. Dur! Yerde düşmüş. Dur arkadaşım, dur. Zaten ya. Yerdeymiş yani. Dur, oyun alamıyorum sizden. Senin ismin neydi siyahlı? Ömer. Ömer, sen konuşurken yere aşağı doğru iniyorsun, iyice oturuyorsun, tamam mı? Arkadaşım, sen de onunla beraber iniyorsun. Hikayesi bitmezse tekrar geri kalkıyor, sen de kalkıyorsun. Sebep? Çünkü filme aksiyon lazım. Sen de bir tane küçük torba bul, birazdan solucanları koyarız içine, tamam mı? Sarp, ben sana ne dedim oyunun başında? Gerizekalı. Hayır! Buna helal. Yapışıksın dedim. Hafızaya bak, helal olsun be. Bir de şey demişti, gel.
O ne derse onu destekle, tamam mı? Destekle. Evet, 3, 2, 1, buyurun. Bulaşık yıkıyordum. Bu ne? Aynı zamanda ud mu çalıyordun? Demek ki bir, nerede, nedir? Bir meyhanede bulaşıkçı. Meyhane. Oradan onu anlıyoruz. Hem ud çalıyor, programdan sonra da bulaşığa geçiyor. Bunları hep not al. Evet. Destekle Sarp. Evet, utçu. Bence çözdük. Katil bu. Hayır. Utla vurmuş. Ömer. Konuşurken yere doğru iniyorsun, kalkıyorsun. Evet, 3, 2, 1. Buyurun arkadaşım, sen de onunla beraber. Sarp. Ya. Evet. Birden bir patırtı duydum. Bulaşık düşmüştür. Baktım. Minik yere düşmüş. Evet, yere düşmüş. O sırada yanında kimse var mıydı? Yoktu işte. Anlamadım ne oluyor. Yanına gittim. Nefes almıyordu. Peki sana ne oldu? Hadi o ölüyor. Sana ne oldu? Bence bulaşık deterjanı kaçmış olabilir. Yapar. Bir anda aniden arkanızı dönüyorsunuz ikiniz de. Ah! Nereye gittin? Bir de hırsızlık olayı. Arkadaşım, şimdi adamın tırnak aralarına bakıp kimin saçını kaşımış göreceğim ve katili bulacağım de. Ya saçmalama, gözünü sevdim. Niye? Lan herifin bir tırnağı bir hektar. Sen böyle tırnak gördün mü? Evet. Kimin saçını kaşımış olduğunu bulup Sarp'a söylüyorsun. Aynı zamanda öğretiyorsun. Evet, söyle. Bak bak, elini de kasıyor. Oyunculuğa bak. Evet. Hiç kaşımamış yavrum, hiç. Bak, bak şimdi. Hiç. Tam o sırada Ömer senin saçını kaşıdı ya. Sen yavaş yavaş çaktırmadan yukarı doğru kaçıyorsun. Sarp, sen onu görüyorsun. Arkadaşımı sallayarak onu göstermeye çalışıyorsun. 3, 2, 1, buyurun. Kestik, kestik. Sen ne yapıyorsun sapık? Belki canlanır. İnsan sevgiyle neleri yenemez. Sen sorgudasın. Evet, 3, 2, 1, Ömer. Yavaş yavaş. Sarp, gör Ömer'i. Kaçıyor, kaçıyor. Kaçıyor, kaçıyor, kaçıyor. Ya kaçsın. Onunla uğraşamam bir daha. Kaç, kaç. Arkadaşım. Nereden, kim kaçıyor deyip arkasından gidip kaçma, ateş ederim diyeceksin. Ateş ederim. Neyle? Evet. Tükürüğümle mi boğarım seni? Yok ki tabancam benim. Arkadaşım, bir şekilde tehdit et adamı. 3, 2, 1, koş arkasından tehdit et. Sakın kaçma. Ananı avradın. Ne oldu? Yok bir şey. Ömer'i yakaladın mı? Ömer bence suçsuz. Ömer kaçtığına göre suçlu. Sarp, sen ne geziyorsun burada? Ne yapayım? Adamın arkasında olman lazım. O benden hiç mi çıkacağım? Koş, arkasında ol ve dokun ona. Yapış. Ne yapıyorsun? İneceğim. Niye? Korkuyorum. Ömer'i tuttun mu? Ömer'i tutuyorum başından beri. Hayır. Ömer'i tutukladın mı? Hayır. Oradan söyle Ömer'e. Söyle, ateş ederim, kaçma. Ömer. Annem. Yardım et. Arkadaşım. Ha? Ömer, kaçma. Ateş ederim, eller yukarı. Ömer, kaçma. Bak, aynı dilde konuşuyorum. Birbirimizi anlayalım artık. Arkadaşım, ne olur dediğimi yap. Sarp, söyle. Şey, arkadaşım söyle. Ömer, kaçma, eller havaya. Söyle. Ömer, kaçma, eller... Adam, halime bak. Adama bir şey yapamam ki ben şu an. Ama yapacakmış gibi, ateş edecekmiş gibi. Ömer, kaçma, eller havaya. Güzel bir şarkı çalın. Arkadaş. Kutluyoruz Ömer'le bunu bu gece. Arkadaşım ya. Arkadaşım. Sen dedektifsin. Yüksekten falan korkmazsın. Kalk ayağa. Sarp, bunu ayağa kaldır. Ha? Ayağa kaldır bunu. Sarp iki defa kustu buradayken. Sarp. Birbirinize sarılın, o zaman korkmazsınız. Hay baban. Birbirinize sarılın. Ya ölerken buna sarılmak ölerken. Arkadaşım, birbirinize sarılın. Sarıl sana lan. Bir dekorcu burayı en fazla 4 kişi için yapmıştı. Onu söylemişti bana. Şu an korku ondan bizde. Şimdi. Haydi bakalım. Arkadaşım. Ne oldu ya? Biz gidersek herkes gider. Zıplama lan. Hakikaten 4 kişi için. Arkadaşım, zıplarken o kadar güzel bir görüntü veriyorsunuz ki. Sağ ol balım. Düşerken seyret. Haydi bakalım. Ne güzel ya, ne güzel. Müziklerle uğruyorlar. Ne oluyor? Efendim?
Ne oluyor? Merdiveni denedim. Neden geldin? Sen iyi misin? Bıraktım. Arkadaşım neden geldin? Orada çok korkunç orası. Ömer nerede? Ömer orada ya. Ömer oraya iltica etti. Ömer oradan bağır. Tamam aşağı inemiyorum. Atlayacağım de. Arkadaşımdaki atla ben tutarım. Atlar oğlum. Sen Ömer'i tanımadın galiba. Arkadaşım. Atlasa da bir şey olmaz. Sen tutarsın. Tabii tabii. Ya nereye atlıyor? Atlama. Şimdi Ömer'e söyleyeceksin. Ömer atlar mısın? Atlarım diyecek. Hadi gitti. Ha. Bu da kafadan gidecek. Bir bozma filmi. Ömer yukarıdan bağırıyorsun. Diyorsun ki benim katil. Ben öldürdüm. Neden? Sorun. Evet. Benim katil. Ben öldürdüm. Neden? Bir bulaşık yıkamazsan inanmam. En azından çitile. Sarp, destek ol. Ben çitile. Oğlum düşeceksin lan, vallahi. Ömer, söyle neden öldürdüm? Neden öldürdüm? Bana soruyor, manyak mı ne? Ben ne bileyim yavrum? Arkadaşım, sorgula de ki Ömer, şimdi yanına geleceğim, seni alacağım. Ha, bütün dedikleri. Sakin ol yavrum, şimdi yanına geleceğim ve seni alacağım. Bunu çözmenin daha güzel bir yolu var. Mesela cebinde enteresan bir şekilde duran iPhone'u arka cebine koymayı öğreteceğim sana. Ömer söyle, dur orada, gelirsen atlarım. Dur orada, gelirsen atlarım. Tamam yavrum. Arkadaşım. Yavaş yavaş onu şey yap. Sarp, ne duruyorsun burada? Sarp, sen Selin'e mi kesiksin? Ne yapıyorum ben, atayım mı aşağı? Hayır, ben atıyorum. Arkadaşım de ki, benden korkuyor olabilir, Sarp sen konuş de. He? Benden korkuyor olabilir, Sarp de sen konuş de. Benden korkuyor. Sarp iyice götüme. Burada, bu gel yavrum gel. Gel, burası çok ferah ya. Oraya gitme sakın, buraya gel. Gitme salak! Geri giderken daha da sert gidiyor ki kesin ölelim diye. Gülmekten öldük bu değil. Düştük öldük, bu hıyarlıktan öldük. Ya bir şey söyleyeceğim. Allah rızası için bu ayki maaşını bir yetime falan bağışla ya. Arkadaşım, hayır diyor ya. Arkadaşım. Hayır. Şey, Sarp'a de ki, benden korkuyor olabilirsin. Sarp sorsun de. Benden korkuyor olabilirsin. Sarp senle konuşsun. Sarp sen konuş, ben Starbucks'tayım. Hayır, hayır. Sen Sarp'ın kulağına söyleyeceksin, Sarp söyleyecek. Allah seni kahretsin. Allah seni kahretsin. Hayır! Ben onu sana dedim ulan. Ben onu sana dedim ulan. Ben önce Sarp'ı atayım, Ömer de giderse gider. Hayır, Ömer diyorsun ki, tamam ben öldürdüm, itiraf ediyorum. Demin, ulan demin etti ya zaten. Hayır, şimdi senin yüzüne karşı itiraf edecek. He. Tamam, ben öldürdüm. İtiraf ediyorum. Tamam, ne öldürdün? Arkadaşım. Arkadaşım, sor. Oğlum, emin misin bak falan. Oğlum, emin misin? Sen bulaşık yıkarsın benim bildiğim. Adamını öldüreceksin ya. Ömer. Ne zaman içtik lan biz? Ne oluyor oğlum burada? Evet arkadaşım, o süper fikir. Oradan sarhoşsun, kusarsın. İğrenç oldu. Evet arkadaşım, tam sen Ömer, ben öldürdüm derken tutukla bunu. Ellerine kelepçele de. Evet söyle, 3-2-1 buyurun. Ben öldürdüm. Ya kelepçe takmak için 5 kişi lazım. Elleri tutamıyoruz ki. Sarp tutar. Hiç. Evet Sarp, tutuklusun. Yürü aşağı. Hayır, sen hayır, serbestsin. Ha? Şey, Ömer itiraf et. Tamam hadi. Ben öldürdüm, itiraf ediyorum. Ellerini arkanda bağla. Öyle itiraf et. Ben öldürdüm, itiraf ediyorum. L5'te problem var. Sinir orayı tetikliyor. Nasılsın? Arkadaşım. Arkadaşım. Sarp. Adamı seviyor musun? Nefret ediyorum. L5. Tam L5'e geliyor. Orada Sarp. Azda kütürdetsem. Sarp, sen üzül çocuğun haline. Aa. Duygusal ayı. Arkadaşım. Sor Sarp'a ne oldu? Ne oldu Sarp? L5'i kaymış. Hayır! Hayır. Sarp de ki, gencecik. Arkadaşım geçti, gitme. Geçti, geçti. Tutukladım. Anneanne. Gitme. Gel. 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 Şey, yavaş, Ömer. Yavaş gel, yavaş gel, yavaş gel. Sarp de ki, gencecik batar. Çocuk hapislerde sürünecek de. Gencecik çocuk hapislerde sürünecek. Gel, gel şöyle ışık alsın suratın. Sürünecek. Tam o sırada müzisyen kaldır kafayı. Aa. Ölmedim ben. Ölmedim. Söylesene lan. 6 saattir Ömer'le uğraşıyorum.
Niçin ölmedin? Artık hepimiz böyleyiz. Bu köy böyle. Ölmedin mi? Allah korumuş seni. Gelin aşağıya. Yavaş. Aman aman. Çabuk. Herkes alkışlarla yerine gönder. Eyvallah kardeşim. Sağ olun. Gördük sizi. Çok teşekkürler. Sağ olun. Eyvallah. Çok teşekkürler. Canım. Şatodakilere selam söyle. Görüşürüz. Görüşürüz. Sağ ol Sarp. Sağ ol. Sağ ol Sarp. Ulan sırtımdan yarım kilo ter çıktı. İki dakikalık bir şey oynatacağım sana diye. Sizin. Evet. Dur ben o zaman arabanın camına sizin benim donu asayım. En azından buzlanma yapmaz giderken. Apık sapık konuşma. Müzisyen. Ver müziği. Sarp gel öne. Ver selamını. Olan bitenle ilgili bir şey söyle seyirciye. Ne söyleyeyim? Ver selamını. Kendinize iyi bakın. Dikkatli kullanın. Görüşmek üzere.